Merhaba dostlar, Doğan'ın Tekeri kanalıma hoş geldiniz. Bugün nereye gidiyoruz şimdi? Motohop'a gidiyoruz. Fatih kardeşimin hopayı açtı. Daha önce de videolarımızın olduğu, bana koruma takozlarını beraber taktığımız motosiklet mağazasına gidiyoruz. Fatih kardeşim orada motosikletlere detaylı temizlik yapıyor. Artvin Hopa'da. Şimdi oraya gidip hocam motoru bir güzel temizleyelim dedi. Ben de tam zamanı dedim, şu an temizlenin, havalarda güzelleşiyor. Şimdi gideceğiz, detaylı bir temizlik yapacağız ama gerçekten detaylı. Böyle A'dan Z'ye temizliğini yapacağız. Zincirin yağlamasından tutun, köpükleyeceğiz, yıkayacağız, yağlanması gereken yerleri yağlayacağız. Ya tamamen detaylı bir yıkama yapacağız. Böyle hızlı çekimler olacak içinde. Anlatmamız gereken yerler olursa oraları size anlatacağım. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Yani güzel, böyle foşur foşur diyorlar ya, foşur foşur yıkayacağız şimdi RS200'ümüzü. Ben şimdi motohop'a doğru gidiyorum. O zaman videonun devamında görüşürüz dostlar. Videoya giriş yapmadan da kanalıma beğenirseniz, paylaşırsanız, abone olursanız çok sevinirim. Kim vermedi? Merhaba Fatih kardeşim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Motoru sana getirdim. Sana teslim edeceğim. Şöyle motorumuz dışarıda. Kompresörümüzden tutun da tüm malzemelerimizi Fatih kardeşim çıkarttı. Tamamen detaylı bir temizlik yapacağız değil mi? Kesinlikle hocam. Güzel bir işçilik çıkartacağız. Elimizden geldiğince. Zincirle başlayacağız hocam. Zincir temizliğimizi yapacağız. Jantlarımızı temizleyeceğiz. Yumuşatma köpüğümüzü atacağız. Sonra detay fırçalarımızla. Yani A'dan Z'ye ne varsa, kesinlikle, zincirinden tut da jantına varana kadar detaylı bir temizlik yapacağız. Aynen, o zaman başlayalım. Başlayalım hocam. Tamamdır. Şimdi zincir temizliğine başladık. Bismillah dedik. İyice bir temizliğini yapacağız. O-ringlerin arasında. O-ringlerin arasında fırçayla güzelce giriyoruz. Bu işlemi çok acele etmeden, aynen, halletmek lazım. 50 saniyede. Ben bunun videosunu çekmiştim, zincir temizlemenin çok acele işe acele gelmeyeceğini söylemiştim. Yavaş yavaş böyle, yani keyfini ala ala yapmak lazım bunu. Sosyal medyada görüyoruz, 50 saniye yaptım, 60 yok, saniye yok, yaptım. Yok yok, ben onun yorum hiç yazıyorum zaten. Şey, İşte bir tane krem çıkmış, yok gidin diyor, yolda sürün diyor. Ya pis zincire yağ sürülür mü? Katman oluyor, ben burada çok detaylı görüyorum. Sürekli üst üste yağ vurulduğu zaman kesinlikle buralar, kesinlikle kötü oluyor. Evet. Bu O-ringler birbirini yavaş yavaş yiyor. Zaten şu alttan buna çıkan pis şeyden, evet, yavaş anlarsınız. Yavaş akmaya başladı. O zaman buna biz devam edelim. Şimdi biraz hızlandırılmış izleyeceksiniz. Ben böyle ara ara çekeceğim. Hem siz sıkılmamış olacaksınız. Şimdi geniş fırçayı bıraktık. Diş fırçasına geçtik. Rahat, daha rahat aralara girebilmek için. Kesinlikle hocam. Daha sonra jantlarımızı temizleyeceğiz. Motorun her yerini köpükleyeceğiz, temizleyeceğiz. Foşur foşur yıkayacağız yani. Kesinlikle. Size şöyle göstereyim. Bu kompresörü falan yeni aldı. Havayla kurulayacağız falan. Burada bir dünya temizlik malzememiz var. Bunların hepsini kullanacağız. Basınçlı tabancayla yıkayacağız. Köpükleyeceğiz. Fırçalayacağız. RS'imiz tertemiz olacak inşallah. Motohop'la 0 kilometreye hoş geldiniz. Evet. Motohop'lara gelin. Motorunuz bir sıfırlansın. Bence geri gidin. Fatih kardeşim bu işi çok seviyor. Severek yapıyor. Yani bu iş bence araba yıkama işinde de ben aynısını söylüyorum. Severek yapılması lazım. Kesinlikle. Yoksa git petrolde su tut, yıka falan değil. Motor yıkamak çok doğru bir şey değil. Evet. Ben uzaktan tutuyorum zaten. Tutacaksam da çok uzaktan tutuyorum. Çok arkadaşım var. Göstergesine su kaçırıp. Evet. Göstergenize işte bu detaylı. Evet. Yani bu detaylı temizliği yapacağım diye işte petrole gidip bu göstergelere falan su tutanlar var. İşte ondan sonra çalışmıyor. Onun için dikkat etmek lazım. Şimdi detaylı demişken bakın şu buralara hep yağlar damlıyor. Zincir değil. Aşağıya egzozun üzerine falan yolda giderken ondan sonra bir yanık kokusu geliyor. Bakın şuralar çok pis. Normalde zincir temizliğinde. Aynen. Oralara. Buralara bakmıyoruz. Evet. Ama bakmamız lazım. Kesinlikle. Çünkü bakın birikiyor. Oralarda çok birikmiş. Aşırı birikmiş. Biriktikçe sağa sola hep sıçrıyor. Hep koku geliyor, bir de şey oluyor. Sonra toz, toprak, aynen, çakıl, evet, kum topluyoruz buralarda. Detaya devam. Bunlar iyi şeyler değil. Evet. Şimdi geçtik jantımıza. Neyle temizliyoruz onu? Hocam Motul'ün E3'üyle temizliyoruz. Jant için değil mi? Sadece jant için. Yıkamadan önce bununla biraz bıcı bıcı yapmakta fayda var. Böylelikle buradaki yağları kaba katranlaşmış yağları alıyoruz. Bir detaylı fırça yardımıyla veya
bulaşık süngerinin sarı kısmıyla özellikle. Evet. Sarı kısmıyla buraları yoklamakta fayda var. Şunla yaptık orayı değil mi? Evet. Motul'un. Motul'a da buradan sesleniyoruz. Bize de bir şeyler yollar herhalde. Bir sponsor olur herhalde. Hep büyük firmalara yolluyorlar. Tabii benim öyle bir sponsorum yok. Biz küçük bir kanalız. Olsun, küçük kanal olmaya devam edeceğiz. Biz isteyelim. Aynen. De. Aynen. Biz gene de Motul sana sesleniyoruz. Motul Türkiye. Varsa dinleyen. Biz devam edelim. Jantlarımız ön jantla, ondan sonra yavaş yavaş köpükleme aşamalarına geçeceğiz. Birkaç kere çok bastırmadan da çünkü boyamızın da çıkmasını istemiyoruz. Evet. Kolay kolay çıkmaz ama. Oraları güzelce yıkıyoruz. Çok buralara elektronik yerlere dokunmamak lazım ama şu bir de kenarları falan çok kir tutuyor. Alyan yerlerimiz. Evet, oralara. Hortumlar. Çok parmak girmeyen yerlere fırçamızı böyle döndüre döndüre. Bunun tek sıkıntısı şurayı temizlemek çok zor. Ancak cam sökülmesi gerekiyor ama gerek yok yani şuradan. Ben bezi buradan sokup aynen. Buradan çıkartıyorum. Biraz orayı yapamamışlar. Şimdi dostlar şurada bir tahliye borumuz var. Bunu da açıp temizleyeceğiz. Yakıt çünkü bu bazen gelen. Yakıt deposundan geliyor. Bakın bajajlarda bazen stop etme sorunları buradan kaynaklanabiliyor. Orijinal. Bunu temizleyin. Evet, bunu açıyorsunuz jel gibi. Şuradan. Bakalım bir şey çıkacak mı? Tıkanmış mı? Böyle aman aman bir şey çıkmaz hocam. Bakın jel. Görüyor musunuz? Evet. Aktı içinden. Bunu zaman zaman boşaltmak. Evet, zaman zaman boşaltın. Bakın bajajların burada stop etme sorunları buradan kaynaklanabiliyor. Evet, bu doğrudur. Evet. Daha önceden ne de zamandır bunu boşaltmayı niyetliydim. Şimdi nasip oldu. Hemen şurada. Depodan geliyor. Kahverengi bir boru. Şimdi tıpası var. Tıpayı çıkartıyorsunuz. Çok uzun zaman boşaltmadığımızda burası jellişiyor. Evet. Böylece tıkanmaya da sebep oluyor. Şu an içini boşalttık. Motorumuz daha rahat bir şekilde. Herhalde boşaldı. Tamamdır. Foşur foşur yıkama muhabbeti. Foşur foşur başladık. Olmasın diye adamlar bunu boyamışlar. Güzel güzel. CF paslanıyor. CF moto paslanıyor. Küçük bir darbe aldım ben oradan. Hemen paslanıyor. Yani. Benim Cuba Superlight da paslanıyordu. Göstergenin ağzını tutuyor Rotex'i. Abi ekranım su aldı. Ne olacaktı? Yok abi makine çalışmıyor. Kaba suyu alacağız böyle. Aynaların içine. Nasıl su çıkıyor? Susuz. Su.
Güzel kokuyor. Hocam bundan sonra toz tutması ağırlaşıyor makinenin. Evet dostlar, detaylı temizlik bitti. Emin olun sıfır aldığımda bu kadar temiz değildi. Pırıl pırıl parlıyor. Wax'ımız da yapıldı. Her yeri parlıyor şu an motorun. Müthiş bir görüntüsü var. Zincir yağı da yapıldı. Zincir de yağlandı. O aşamayı çekmedim çünkü bir önceki videomuzda vardı. Zinciri de yağladık. Pırıl pırıl oldu. Sıfırken bu kadar temiz değildi. Estağfurullah. Ellerine sağlık kardeşim. Çok güzel olmuş. Yaptık. 10 numara olmuş. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha detaylı işler çekeceğiz. Evet. Çok güzel olmuş. Şimdilik bu kadar. Ellerine sağlık diyorum kardeşim. Bir başka videoda görüşmek üzere dostlar.